Geçtiğimiz hafta restoran, pastane, market ya da kasap açılırken ne gerekiyorsa müşterileri için hazır hale getiren ve sorunsuz bir şekilde müşterilerine hizmet sunan Özkan Göker'le sizleri tanıştırmıştık. Bu hafta Özkan Bey'in babası Yılmaz Göker'le birlikteyiz. Yılmaz Göker'in kurucusu olduğu firma, marketler, restoranlar, kasaplar ve pastaneler için hem yeni kurulma aşamasında hem de faaliyetteyken aklınıza gelebilecek her türlü hizmeti müşterilerine sağlıyor. Peki siz hiç marketlerdeki dolapların, fırınlardaki hamur makinelerinin, restoranlardaki ocakların nasıl çalıştığını merak ettiniz mi? Göker'in 430 metrekare alana kurulmuş showroom'una misafir oluyoruz. Yılmaz Bey bizlere bu sektörlerin arka bahçelerinde hangi malzemelerle çalışıldığını, daha doğrusu o malzemelerin neler olduğunu gösteriyor. Sevgili izleyenler, şimdi Yılmaz Göker Bey'in showroom'undayız. Kendisi de yanımda. Rica edeceğim kendisinden, Yılmaz Bey bizi showroom'umuzu gezdirir misiniz diye. Tabii ki Muratçığım. Nereden başlıyoruz? İstersen şuradan döner makinelerinin olduğu bölümden başlayabiliriz. Şöyle söyleyeyim, beş gözünden 4, 3, 2 ve hatta evler için evet, evler için tek gözlü döner ocaklarımız mevcuttur. Aynı zamanda büyük döner ocaklarımız, bunlar seramik dediğimiz elektrikli yeni döner ocaklarımız. Abi, çok enteresan Yılmaz Bey. Evet, bunlara seramik diyoruz. Bazı yerlerde gaz problemi falan olduğu için seramik model kullanıyorlar. El yakmıyor değil mi? El yakmıyor. Çok öyle bir arızası falan da olmuyor. Yeni bir model. Sipariş üzerine yapıyoruz ama bu da bakın beşli döner ocağımız, bunların birlisinden beşlisine kadar da mevcuttur. Döner makinalarını görünce canımız döner çekmedi değil. Artık döner yerken dönerin nasıl bir alette piştiğini hepimiz biliyoruz. Şimdi geçiyoruz restoranların mutfaklarında kullanılan malzemelerin olduğu bölüme. Muratçığım, burası da genelde snacklarda, küçük restoranlarda kullanılan set üstü dediğimiz restoran malzemeleri. Burada işte fritözünden, plakından, lava taşısından elektrikli ocaklarımız burada komple mevcuttur. Hem gazlı hem elektrikli modelleri var. Tabii ki. Bazı yerlerde gaz olmadığı için elektrikli kullanıyorlar. Gaz olanlar gazlıları tercih ediyorlar ama bizde 60'a 60, 60'a 70, 70'e 70 olan bütün ölçülerde mevcuttur aynı zamanda. Yılmaz Bey set üstü ocakları anlatırken yapımcımız Murat Çakar'ın ilgisini başka bir ürün çekiyor. Yılmaz abi, nedir? Bu pişirme kazanı diyoruz buna. Bunu genelde düğün salonları ve kantinler kullanıyor. Türk piyasasında fazla bilinen bir ürün değil ama çok kullanışlı bir ürün. Bir defasında 50 litreye kadar pişirme, 50 litreye, evet, kadar, 50 litreye kadar pişirme yapabiliyoruz. Bunlar gazlıdır. Aynı zamanda elektrikleri de mevcuttur. Dereceleri var burada. Tabii 4-4'lük SÖ garantisi olan bir üründür. Komple paslanmaz inox'tur. Türk halkının en çok sevdiği ve pişirdiği yemeklerin başında kızartmalar geliyor. Peki büyük restoranlarda kızartmaların hangi boyutlardaki fritözlerde pişirildiğini hiç merak ettiniz mi? Çiftli ve tekli elektrikli fritözlerimiz mevcut. Bizim fritözlerimizin bir özelliği de isterseniz temizliği kolay. Aynı zamanda böyle bir manuel sistemle otomatik kendisi duruyor. Temizlemesi basit, herhangi bir sıkıntısı yok. Basit bir şekilde işimiz bittikten sonra da bu düğmeye basıp yerine oturtturup içerine yerleştirip valla hizmete hazırdır. Bu da bunlar 18 litre, bunlar da tekli olduğu için 9 litre olarak. Hem ikili 18 litrelik hem de tekli. Evet, hem de tekli 9 litre. Bir ocak var şu an önümüzde. Evet, bu ocak genelde düğün salonlarında kullanılan büyük tencereler için özel imalat diyelim buna da. Bu da mevcuttur. Aynı zamanda burası elektrikli fırınlarımız. Evet. İki katlı ve tek katlı. Bunların en küçüğünden en büyük boyuna kadar onlar da mevcut. İzleyicilerimiz arasında tatlı sevmeyen yoktur diye tahmin ediyoruz. Hele ki çıtır çıtır, bol şerbetli tulumba tatlısını. Yılmaz Göker şimdi de bizlere tulumba tatlısı hamurunu karma makinesini anlatıyor. Bu da tulumba tatlısı hamuru karma makinesi. Tulumba tatlısı hamuru karma makinesi. Evet. Özellikle bunu belirtelim çünkü diğer makinelerden ayrıcalığı vardır bunun.
tulum patatesinin hamuru sert olduğu için her makine onu yoğuramaz. Genelde motor falan bozduğu için biz bunu özel imalat yaptırıyoruz. Canınız daha fazla tulum patatesi çekmeden hemen bu reyondan ayrılıp başka bir reyona geçiyoruz. Ama bu sefer de sizleri bakın nereye götürüyoruz. Lokma tatlısı yapmak için yaptırdığımız bir ürün. Bunu isterseniz yani mutfakta değil de bunu müşterinin önünde hem burada aparatıyla birlikte burada taze taze yapıp kaynatıp buradan şerbetleme bölümünü alıp buradan da sunum yapabileceğiniz bir ürün. Hepsini bir arada yaptırdık bunu. Fransa'da bu ürün yeni. Evet, ben daha önce başka bir yerde görmedim. Araştırmasını yapmıştık. Şu an bizde, showroom'umuzda mevcut. İsteyen arkadaşlarımız gelip buradan bizden bu ürünle ilgili bilgi alabilirler. Showroom'u dolaşmaya yemek yediğiniz, ekmek, et aldığınız ya da alışveriş yaptığınız mekanlarda kullanılan ürünler hakkında sizlere bilgi vermeye devam ediyoruz. Şimdi de son derece ilginç tasarımı olan bir dolabın önündeyiz. Yılmaz Bey, çok şık bir dolabın önündeyiz şu an. Evet, bu dolap yeni modelimiz. Komple cam ve inox aksamdan yapılmış. Bu ürünün özelliği önündeki desenlerin değişebilir olması. İstediğiniz bir resmi ya da bir doğa resmini ya da bir İstanbul diyelim ya da memleketinizin, köyünüzün diyelim bir resmine getirirseniz bize resmin orijinalini verdiğinizde biz buraya onu işleyebiliyoruz. Evet. Türk sofralarının özellikle de yaz aylarının olmazsa olmaz içeceğidir ayran. Peki restoranlarda içtiğimiz o bol köpüklü ayranlar nasıl yapılıyor? Köpüğün kerameti nereden geliyor? Sevgili izleyenler, sofralarımızın olmazsa olmazı köpüklü ayran makinesinin önündeyiz şu an. Evet, bu gördüğünüz gibi yeni bir ürünümüz yine. Tamamıyla kapalı, hijyenik. Arka bölümden servis yapılan. Ben şöyle geçeyim. Bardaklarını falan buraya rahatlıkla koyabileceği, servisini yapabileceği, temizlemesi kolay. Gördüğünüz gibi burada musluğu da mevcuttur. İsterseniz buradan servis yapabilirsiniz, isterseniz buradan da servis yapabilirsiniz. İşiniz bittiğinde temizlemesi çok basit, çok kolay. Sadece ki alttaki musluğu açıp, içini boşaltıp, tekrar bir temiz bir suyla iki defa döndürdüğünüzde yeterli. Showroom'un en geniş alanlarından bir tanesi de kasap ürünlerinin yer aldığı reyon. Kıyma makinelerinden piliç çevirme makinelerine kadar birçok ürünü burada görmek mümkün. Yeni bir sistem yaptık. Daha önceki gördüğünüz gibi kıyma makinalarımızın üstü açıktı. Evet. Şimdi bunların üzerlerini kapattık. Hijyen bir şekilde oldu. Evet. Evet, hijyenik. Aynı zamanda bunlar çıkar başlıklı. Kolay, takması kolay, çıkartması kolay. Bu şekilde çıkartıp temizleyip. Yeniden çıkartıp. Evet, isterseniz buzdolabında belirli bir zamanda muhafaza edebilirsiniz. Tekrar lazım olduğunda bunu yerine oturtturarak monte ediyoruz. Showroom'da bir de aksesuar bölümü yer alıyor. Burada çay ocaklarından portakal sıkacaklarına, elektrikli döner bıçağından her türlü yedek parçaya kadar ne ararsanız var. Yılmaz Göker'e verdiği bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz ve son sözü yine Yılmaz Bey'e bırakıyoruz. Eurostar TV Bonjour programı izleyenlerine buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Biz 17 Rue Chemin de Fer 93500 Pantin adresindeyiz. Sizleri burada bir kahve içmeye, muhabbet etmeye bekliyoruz.